Merhaba sevgili dostlarımız, Sıla'ya doğru gezintimiz devam ediyor. Tokat Almus, Akarçay Görümlü beldesi, Armutalan Mahallesi'ndeyiz. Eski adıyla Elpit Mahallesi'nde Anadolu'nun farklı bir tarafını sizlere aktaracağız. Şimdi yanımızda eski iş adamlarımızda yeni de Anadolu'ya yerleşmiş bir isim Mehmet Güleç Bey var. Kendisi bölgeyi Tokat'ın incisi olarak köyünü çok sevdiğini ifade ediyor. Bu anlamda harekete geçerek eski cıvıl cıvıl günlerine döndürebilmek ve yeni bir ivme kazandırabilmek için kolları sıvayan Güleç ailesinin tarımsal faaliyetlerde vermiş olduğu mücadeleyi aktarıp şöyle bir Armutalan köyünü gezeceğiz. Programımıza hoş geldiniz. Burada güzel bir villalar yapılıyor, evler yapılıyor. Göç geri herhalde dönecek. Dönecek diyorsun. Dönecek yani. Köyde çok hayat var. Yaşam güzel. Burada güzel diyorsun. Güzel. Sağlık yönünden değerlendirmek evet. Gerekiyor özellikle. Tabii. Çok güzel burası. Yani sağlık için birebir köyümüz. Buraya gelsinler yani. Bekliyoruz yani. Altyapı var mıydı? Önce onu öğrenelim Mehmet Bey. Altyapım yoktu ama Trakya'da bunu ben çok böyle gezerken çiftçilik yapan arkadaşlara böyle durup seyrediyordum bunu. Ama böyle bir şey yapacağım hiç aklım ucundan gelmedi. Ben çok meraklı dururum, izlerim böyle her şeyi, bakarım, incelerim yani. Buraya da gelince işte burada böyle bir şey yapak derken onlar gözümün önüne gelerek bu aletleri düzdüm. Allah izin ederse bunları da ektik yani. 3500 dönümü. 3500 dönümü ektik ve 1500 dönümümüz kaldı. 1500 dönümü de bu ay sonuna bitireceğiz Allah izin ederse. Ve 5000 dönüme tamamlanmış oluyor. Maşallah. Mehmet Bey daha önceden ne iş yapardı? Biraz daha detaylarıyla tanımak lazım. Ben hurda kağıtçılık yaptım İstanbul'da. Kağıtçılık 38 yaptınız. Sene. 38 sene. Emekli olduktan sonra çocuklara bıraktım. Ben yiyip içip gezeceğim dedim. Köye gidiyorum. Taşındım buraya ama 1,5 ay anca durdum yani. Bir iş yapmam lazım. Ne yapak derken bir arazinin boş olduğunu gördüm. Dedim ki burada 300-500 dönüm yapak derken kendimizi iyi bir projenin içine de bulduk. Yani buna ben kendim bile zorlu dayandım yani. Yani demediler mi Mehmet Bey buraya geldi deli mi huylu mu? Tahtası kırık dediler. Vallahi mi? İşte aşağı yukarı konumuzu öğrendiniz sevgili dostlar. Acaba Mehmet Bey İstanbul'dan bir iş yerini bırakıp 3 aylığına geldiği bir yerde büyük bir iş kuruyor. Bu işin detaylarını biraz daha öğrenelim. Burada bu tarımı yapmaya etken ne oldu? Daha çok sizi ne itti buraya? Televizyonda böyle Ukrayna'dan buğday ihracatı ya Ukrayna bir avuç yer. Evet. Türkiye çok büyük. Yani burada biz niye dışarıdan ihracat yapalım? Niye burada? Bizim de bir katkımız olsun diyeyim bu işe girdim. Armut yetişiyor. Adını Armutalan Mahallesi olarak almış ama daha önce köydü. Burada ne eksen yetişiyor. Bir de Daş biter. Daş eksen daş bitiyor. Ha. Böyle bir yerdeyiz. Öyle bir torpak var yani burada. Peki Mehmet Bey yengemizi nasıl ikna ettiniz buraya gelmeye? Yok, çok iyi destek verdi o da bana. Öyle mi? Vallahi çok iyi destek verdi. Ablam merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ev hanımısınız herhalde. Evet, ev hanımı. Çalışmış mıydınız daha önce? Çalıştım, bir yıl oldu bırakalı işi. Çok güzel. Nasıl, bakışınız nasıl Elpit'e? Elpit zaten benim köyüm, doğma büyüme buralıyım. Bu köyün kızısın? Evet, köyün kızıyım ben. Bilmiyorum işte İstanbul'da işi bıraktık, buraya gelelim. Emekli olduk, gezelim. Yani hayatımızı yaşayalım biraz da dedik ama 1,5 ay sürdü. Ondan sonra artık sıkıldık. Ana yollarda da gezerken tarlalar hep kurak, boş. Neden yani buraya ekmeyelim falan diye düşündük. Eski zamanlardaki o yeşillik, buğdaylar,
birçok mesela pancara falan ekiliyordu. Evet. Onlar gözümüzün önüne çok geliyordu. Eskiden şöyleydi, böyleydi falan. Mehmet'in de zaten içine böyle doğuyormuş yani yapmak istiyorum falan gibi böyle şeyler söylüyordu. İçinde bir ukdeydi. Aynen ukdeydi. Yapalım falan diye konuşurken içinde buluverdik. Küçük bir 300-500 dönüm yapalım derken kendi köyümüzü ekelim derken sonra işte belediyemize Akarçay'a kadar ulaştık ve büyüdü yani biz bile. Sürecin o kadar hızlı ilerledi ki biz bile yani içinde nasıl olduk anlamadık ama çok şükür ailemizin de desteğiyle, birbirimizin istekleriyle, desteğiyle bu duruma geldik yani. Aile olarak kaç kişiyiz Mehmet Bey burada? 7 kişiyiz. 7 kişiyiz. Hepsi geldi mi? Yok. O gelinimin an oğlum burada. Öbürler İstanbul'da. İşin başındalar onlar. İşin başındalar. İstanbul'u terk etmedik. İstanbul'daki işimiz devam ediyor. Tabii devam ediyor işimiz. Uzunlar tarım olarak Akarçay'da, Elpit'te, ta Gümelörün'e kadar her yeri ekti. Oradaki firma ismimiz de Özkan Geri Dönüşüm. Özkan Geri Dönüşüm? Evet. Ayrıca sevgili dostlarımız Mehmet Güleş Bey Sıla'ya doğru Elpit programının da sponsoru. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Detaylarıyla şöyle bir gezelim. Aileyi tanıdıktan sonra Almus'un Şirin bir köyü, Almus'un hemen kuzey sahil yolunda olan yerleri ekti. 5000 dönümün üzerinde olduğunu söylüyor. Detayları yerinde gezerek görelim diyoruz. Elpit'e programımıza hoş geldiniz. Yan mahsuli sine sine, yan mahsuli sine sine. Bugün bana oldu yine, düştüm güzeller içine. Kendi kendim seçemedim, kendimi seçemedim. Aletleri, takım edevatları nelerdir? Onları sizlere aktarmak istiyoruz. 5000 dönüm yeri ekmek her baba yiğitin harcı değil. Mehmet Bey, takım taklavat olarak neyiniz var yeni başlamış birisi olarak? Mikserlerimiz var 2 tane. Bunlar 20'li biz mikserler. Buğdayı, tokumu, daban gübresini aynı anda ekiyor. Aynı anda ekiyor? Aynı anda ekiyor. Teknolojik bir yeni bir alet. Evet. Günlük aşağı yukarı bundan biz 250 dönümünden 220 dönüm arası günlük ekebiliyoruz 2 traktörle. Bir tarafta buğdayımız, tokumumuz yanı. Bir tarafta da taban gürbemiz. Aynı anda dikiyoruz bunları. Sıralı dikim yapıyoruz. Ve teknolojiyi ayak uyduruyoruz. Traktörlerimiz biri 95 beygir, biri 105 beygir. Ondan sonra biri 75 beygir. Biri 65 beygir traktörlerimizin. Bunlar ekme aletleri. Ekme ve sürme aletleri. Bu merdanemiz, ektikten sonra üstüne merdane vuruyoruz ki buğdayımız daha güzel olsun, daha iyi olsun diye. Maşallah. Bunu kesinlikle vurmamız lazım. Vurmazsak çok iyi olmuyor. Biçme zamanında da sorun. Tabii dümdüz ediyor, düver biçer. O konuda çok rahat biçiyor. Başka bir de biçerken aletler var. Düver biçerimiz. Biçer düver. Sipariş verdik. Allah izin ederse 4. 5. ayda bizim elimizde olacak Allah izin ederse düver biçerimiz. Peki bu kadar takım edevat varken siz ilçe tarımdan yeterli desteği alabildiniz mi? ÇSK ile ilgili başvurunuz oldu mu? Şu anda destek nedir? Bunları tamamen kendi imkanlarımla yaptım. Çok güzel. Şu anda ilçe tarımdan hiçbir şey talep etmedim. Neden? Onu daha önce bunları bilmediğimiz için daha yeni yeni öğreniyoruz bu işleri. Biz tamamen kendi imkanlarımızla yaptık. Ama bunlar devlet tarafımızdan veriliyormuş bu aletler. Neden başvuru yapmadınız? Yine size bu aletlerden lazım. Ama şimdi başvuracağız bunu. Daha büyük, daha bu
önümüzdeki sene Allah izin ederse. Süre mi var? Yani devletin destek vermesi için süre tabii mi var? Tabii tabii. CSK olması lazım. Bunun için belli bir dönümün olması lazım. Bunları vermesi için. Daha ciddi bir aletler getireceğiz. Teknoloji yapacağız bu işi. Bir dahaki sene Allah izin ederse, Allah canımızı sağ eder, yürü kulum derse. İnşallah, inşallah. Ve 10 bin dönüm ekmeği düşünüyorum. Oo, maşallah. Yöreye bu konuyla ilgili mesaj da vermek gerekiyor. Tarlalarımızın birçoğu ekili değil. Boş yatıyor, boz yatıyor. Bomboş. Bomboş. Yani buradan al ki Dereköy'e kadar ben şey yaptım. Buraya kadar aşağı yukarı %80'i boş. Arazinin %80'i boş. Rakip var mı Mehmet Bey? Şu anda rakip yok. Rakipsiz. Buğdaylarımız sıfır tokumdur, sertikalıdır. Milas'ından halis ektik. Bu tokumlarımız devamı çok güzeldir. Allah'ın izniyle güzel de verim alacağız. Yanımızda yine hanım ağa var. Mehmet Bey'in eşi. Diyor ki, ben diyor artık kendim de süreceğim diyor. Direkt işin başında olacağım diyor. Ama bir atı eksik. Onu da aldıktan sonra herhalde tamamlanacak. Evet inşallah. Dediğiniz gibi bir atım eksik. Onu da alacağım. O zaman da onu da ben kullanacağım. At elbette ki lazım köyde ama siz traktörle diyorsunuz ki traktörün sürmesini öğreneceğim. Bizzat evet, işin başında olacağım diyorsunuz. Kesinlikle bizzat işin başında ben olacağım. Biraz daha disiplinli bir şekilde yürütmek istiyoruz. Vallahi böyle bir işe başladık ama çok mutluyum. Çok hoşuma giderek yapıyor. Çok yani severek yapıyorum. Yani ilk defa burada. İlk defa yapıyorum ve ilk yapmama rağmen sanki uzun zamandır yapmış gibi hissediyorum. Çok iyi gidiyor. Çok mutluyum. İnşallah devamımıza gelir. Kolay değil. İstanbul'da farklı bir iş sektörde olup da köye gelip tarımla uğraşmak çok farklı. İlk defa gördüğümüz bir şey. Gerçekten evet, zor. İleride zorluk yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Vallahi eşim de ben de çocuklar da zoru seven insanlarız. Zorluk yaşayalım yani. Zor olmadan yani ekmek aşı olmaz. Zorluğu yaşayacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Rabbim de yani toprağa dökülen her teri karşılığı muhakkak vereceğine yürekten inanıyorum. Tarım aletleriyle yapacağız yani teknolojiyle yapacağız. O yüzden bize fazla zorluk çıkacağını zannetmiyorum ama biraz maddi konuda çünkü zorlanıyoruz. Kendi imkanlarımızla yaptığımız için devletten. İnşallah, inşallah. Yani buğdayın elbette ki çok değerli olduğu bir zamandayız. İlçe tarımın destek vereceğini umuyorum yapacaklardır. İnşallah. Bu konuda destek alırsanız daha yolunuza hızlı devam edersiniz. Kesinlikle. Ama yörede hayvancılık yapanlar var. Hayvancılık evet, yapanlar evet, özellikle her tarafı ektiği zaman Mehmet Bey ya da siz ektiğiniz zaman biraz sıkıntı yaşadınız mı? Ya da onlar farklı bir şeyler söyledi mi? Evet, çok sıkıntı yaşadık. Herkes tabii ki kendini düşünüyor, hayvanlarını düşünüyor. Nerede işte hayvanlarımızı yani güdeceğiz, nasıl onları besleyeceğiz diye düşünüyorlar. Haklı onlar da kendilerince haklılar. Burada yaşamak yani insana huzur veriyor, mutlu veriyor. Şehrin o büyük kalabalık, nasıl derler, kalabalık insanları, o trafik, stres. Zaten trafik başlı başınca bir stres. Stresten uzaklaşıp elbide gelmek başka. Evet, yani burada tarım yaparken tabii ki zorlanıyorsun ama en azından açık alanda. Şimdi daha güzel oluyor. Şöyle bir durum var. Kadın olarak gerçekten ilk defa ben sizi öncelikle tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Kadın olarak bu işe girişmek zor olmadı mı? Diğer kadınlara, bu işi yapmak isteyenlere mesajınız ne olacak? Zor oldu tabii ki yani ama bunu yani biz çok oturduk, konuştuk, bunu ailecek analiz ettik. Memnunum ben. İnşallah daha da ileri gidecek ve ben bütün kadınlara yani çalışmasını, üretmesini tavsiye ediyorum. Sağlık olarak çok iyi dönüyor. Hem bereket hem sağlık olarak evet, çok iyi dönüyor. Benim sadık yarim kara topraktır deyip memlekete gelip toprağı işlemek güzel oluyor herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Vallahi köyümü seviyorum. Ondan sonra memleketimi seviyorum. Biz de yani bu köy için, memleket için, devletimiz için güzel şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah köyümüzdeki insanlar da olsun, çevre köylerdekiler de olsun, devletimiz de aynı şekilde yani bizim gibi düşünürler ve bize yardımcı olurlar.
Bu sadece bizimle ilgili bir şey değil. Bu herkes için yarayışlı bir iş. Örnek yani. Teşkil edecek. Kesinlikle. Kadınlara özellikle örnek teşkil edecek. Kadınlar çiftçilik yapamaz diye bir kaydı olmayacak. Kadınlar her şeyi yapar. Kesinlikle. Kadının yani aklı çok güçlüdür yani. Kadının her elini değdiği yerde o her şey biter. Kesinlikle. Taş eksen taş biter. Peki size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Çok sağ olun. Sizin gibi yani vatansever insanların yani bu tür işler yapması ve Türkiye'ye, dünyaya tanıtması çok önemli bir şey. Ben de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tabii biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dostlarımız, şimdi tarlaya doğru gidelim. Traktörler nasıl sürüyor onları görelim. Yerinde detayları inceleyelim. Yörede ilk defa tarım yapılan bir noktada neler yapılıyor onları görelim. Peki teşekkür ederim. Bıçaklarımız 12 numara, 5'li bıçak. Bununla biz torpağı aşağı yukarı 40-50 santimden sürüyoruz. Attaki dinlenmiş torpağı yukarı yüzüne çıkar diyoruz. Attan çok güzel bir torpak çıkıyor. Ve verimli. Ben bunların analizini yaptırdım torpakların. Bilimsel olarak bunu daha önce biliyor muydunuz? Kimden destek aldınız? Yok, ilçe tarımdan Sefa Bey bu konuda bize çok yardımcı oldu. Hele de yardımcı oluyor bu tarım yapmam için. Günlük de arıyor beni. Ne yapıyor, ne diyorsun deyin. Tamam mı? Çit mi sürüyorsun, ekim mi yapıyorsun? Günlük arıyor beni. Ve çok yardımcı oluyor, sağ olsun. İşte Kaymakam Bey'imiz arıyor. Gelip ilgileniyor. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Sevgili dostlarımız, hala bıçaklarda çamur var. Bir taraftan da traktörler tarlayı sürüyor. Dilerseniz bir oraya doğru gidelim mi? Hadi bakalım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Nice güzellere yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğime yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Evet, programımıza konuk olan Mehmet Güleç Bey'in oğlu var yanımızda. Gelini, kızı, hanımıyla birlikte adeta köyde aile şirketi kurdular. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Neler düşünüyorsunuz? Nasıl olacak? Acaba beyninizde var mı? Ya şimdi şöyle, babamın Allah gönlüne göre versin. Bir başlangıç yaptı. Destekliyor musun? Tabii kesinlikle, sonuna kadar. Hep yanındayız, ya ailecek. İlk defa
yapılan bir işte acabalar vardır mutlaka. Tabii kesinlikle. Yani burada takdir ilahi Allah'a bırakıyoruz. Yağmuruydu, kışıydı. Ama biz de elimizden gelen alet edevatlar, yani sevgiyle yapıyoruz. Aşk şarabım doya doya yandım yandım içemedim, yandım da içemedim. Birinci ayda tarlanı ekmek nereden çıktı abi? Yeni mi çıktı? Gün değişim diye. Öyle mi? Tabii şu anda gün değişim yok. Bu ayın sonuna kadar hava şartları elverişi yaptığı sürece ekebiliriz. Yani kar yoksa ekersin. Ha, kar yoksa ekersin. Deyim yani. Var mı buna istinaden? Deyim dediğin? Deyim yani söylenen, dillenen deyim. Tabii eskilerdir mesela. Ne dedi yani? Ayın 13'ünden sonra hava şartları şey olduğu zaman çok güzel buğday olur deyin, birinci ayda ekilse deyin söylerlerdi. Ha, söylerler. Ha, onlar benim hep kulağımda kalmış. Şimdi bizzat kendiniz ekiyor, biçiyor. Traktörü de kendiniz sürüyorsunuz. Kendimi sürüyorum. Ben bunu buraya geldiğim zaman ilk defa sürüyorum bunu. Evet. Sürdüm ben İstanbul'da, hep kamyon kullanıyordum, taksi kullanıyordum. Buraya geldim, hiç acemilik çekmedim. 10 dakika bile sürmedi acemiliğim. Günde kaç dönüm sürüyorsunuz böyle? İki traktörün aşağı yukarı 150-160 ton dönüm, 180 dönüm. Yerimine göre arazinin yani dönümü 20-30 dönüm, 60 dönüm olursa daha güzel, daha çok sürüyoruz. Yani arazi büyük oldukça daha... Daha çok. Kısalarda biz çok dönmekte yani şey yapıyoruz. Arazi ne kadar büyük olursa bu traktörler o kadar daha çok iş yapıyor. Kaç eleman var yanınızda? Şu anda 4 tane. 4 kişi. Evet. Peki bunların bir de biçmesi var. Bu kadar 5000 dönüm ekipte bir de biçmesi var bunların. Şeyden getiririz de oradan bir sürü adam getirdik. Şimdi burada düver biçer Allah izin ederse gelecek. Düver biçer olmazsa zaten bu araziyi toplayamayız. Teknoloji yani diyorsun. Teknolojiyle toplayacağız. İşte önümüzdeki sene Allah izin ederse o düver biçerde ikiye çıkartmayı düşünüyorum yani. Hayırlısı olsun inşallah. Ha, bu işe gönül verdik yani. Bu işi de seve seve yapıyoruz biz. Yani yapacağız Allah'ın izniyle. Milletimize, devletimize bir faydamız dokunsun. Olsun tabii. İlk yaptığınız bir işte bu tarafta öyle 5000 dönüm eken hiç kimse olmamış şimdiye kadar. Hiç kimse yokmuş. Sizin beyninizde acaba oluştu mu? Yok ben de hiç. Olacak dedim. Ha, olacak. Karar yaparım. Yaparım ben bu işi. Yaparım demek başka, başlı başına başarmak demek sevgili evet. Dostlar. Şimdi başka bir yerde traktörler yine çalışıyor. Bir de oraya doğru gidelim Mehmet Bey'le. Orada ne diyecek acaba? Farklı farklı projeler var. İnsanlara mesajları farklı yerlerde farklı mesajları var. Oraya doğru gidelim.
Aslında bunun derinliği 35 santim. 35 santimden şu anda burası ideal. Çok yerde 40 santim, çok yerde 45 santim, 50 santime kadar sürüyoruz. Altına güzel yağmur yağdık için, altına güzel su çekmesi için, mahsulün daha iyi olması için. Köyümüze hareketlilik gelecek, bereket gelecek Allah'ın izniyle. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun, bereketi bol olsun inşallah. İnşallah. Allah bol kazançlar versin size. İnşallah, inşallah. Bu yörenin elbette ki harekete ihtiyacı vardı. Bunu başaracağınıza inanıyorum. İnşallah, inşallah. Yani %80 başardık gibi. Mehmet Bey, sadece buğdaya yönelik mi projeleriniz var? Hayvancılığa yönelik projeleriniz var mı? Var, projem var. Farklı işler yapıyor musunuz? Farklı düşünceleriniz var mı? Hedefler neler? Hayvancılık için projem var. Ama çok güzel projem var. Mesela? Aşağı yukarı 500 başlık akur düşünüyorum, besi. Oo, süper. Ondan sonra bu... Aspir için düşünüyorum, araştırma yapıyorum. Aspir dediğin nedir? Aspir, zeytinyağından sonra gelen yağ. Ha. Aspir yağı dediğin zaman, internete girdiğin zaman araştırdığın zaman... Yağ üreteceksin. Yağ üretmek. Kırsal kesimde o daha güzel oluyor. Kırsal kesimde. O projemde var. Araştırıyorum, araştırmadan kesin şimdi yaparım demiyorum. Ama hayvancılık... Allah'ın izniyle bir dahaki sene o projemi gerçekleştireceğim. Süt fabrikası da kuracak mısın buraya gelmişken? Süt fabrikası kurabilir mi? Onu da ileriki zamanlarda düşünüyorum. Acaba şöyle bir şey olabilir mi Mehmet Bey? Yörede hayvancılık üzerine başka ticaret yok. Hayvanı olanların sütlerini toplayıp tanklarda bunu süt, peynir gibi böyle bir düşünceniz var mı? Bunun için bir kooperatif düşünüyoruz. Çok güzel. Kooperatif düşünüyoruz. Bu ufak olan yerleri de beşli karışım ot, insanların hayvanlarına yedirmesi için, en büyük bunların sıkıntısı sıvırda gütmek için. Keşikle güdüyorlar. Tamam. Yaylaya, meraya gönderiyorlar. Meraya gönderiyorlar. Eğer biz bu otu inşallah tutturacağız, bu insanlar 5 kilo yerine 10 kilo süt alacak. 10 kilo yerine 15 kilo süt alacaklar. Nasıl olacak bu Mehmet Bey? Beşli karışım. İşte nedir bu beşli? Arpa, yulof, yani fi, karışık ot dediğimiz, tamam mı? Ondan aşağı yukarı bir 250-300 dönüm ektiğim zaman aşağı yukarı 1000 tane hayvanı besleyecek durumda. Zaten bizim köyde hepsi topu topu 34 tane mal var. Yani hayvancılık yok denecek bizde. Ama bu hayvancılığı ben canlandıracağım bu köyde. Tetikleyecek bu işler. Bu iş tetikleyecek. Ve insanlar süt satıp bundan da geçinebilecekler. Meraya salmaktan ziyade bu beşli karışım dediğiniz meraya salmaktan ziyade ne gibi faydaları var? Merada yeşil ot yiyor. Şimdi merada yeşil ot yiyor, her gün 5 kilo süt kaybediyor. Her gün 1 kilo et kaybediyor. Bilimsel tarafı farklı sevgili dostlarımız. Gittikçe hayvan enerji harcayacak ya. Yani sütünü de etini de kısıtlıyor. Tabii. Olduğu yerde hem sütü fazlalaşıyor hem de eti. Tabii tabii, çok güzel yani. Bunu besi yapan arkadaşlarla konuşup tanışıp yani şey yaptım ki bilgim olsun diye. Ve bu daha çok güzel. Dün mesela Almus'taydım, biriyle görüşüyorum. Mesela dedi ki böyle böyle, ben bir senedir çok rahat ettim ya. Sütüm de etim de daha fazlalaştı. Malımda da davarımda da bir senedir koy vermiyorum dedi. Dışarıya, yaylıma. Bütün ot yediriyorum, saman yediriyorum, şey yapıyorum, aynı hesap oluyor diyor. Yani bilimsel olarak araştırmalar devam ediyor. Tabii tabii, onun için daha çok çalışmalarım var yani. Yani sabit fikirli değiliz. Kim nerede kazanıyorsa, kim nerede başarıyorsa onu yapacağız. Evet, aynen bunun peşindeyiz şu anda. Peki bu işi düşünenler ya da köyüne doğru geri gidenlere mesajın var mı? Onlara neler söyleyeceğim? Benim... İşte sizin köy olsun, dere köyü olsun, miner olsun, ondan sonra filtisi olsun. İşte bu köylere, dernek başlarına ve muhtarlarına ekilmedik tallaları
Ekmezseler ben ekmeğe hazırım. Yani boş kalan arazi bana kiraya versinler. Yani karşılığında bedelli istiyorum, bedelsiz de istemiyorum. Bedelini de kirasını da ödeyerek. Evet evet. İcar mı deniyor? İcar versinler bana, ben ekmeğe hazırım. Daha projemde daha şimdi ikinci ayda bunların daha büyük şeyleri geliyor, traktörleri geliyor. Ve daha çok arazi ekip ve ülkeme, devletime faydam olsun diye. Çok güzel. Biz de az önce tohumu gösterirken ata tohumu var duyduğumuz. Evet. Ata tohumu ile ilgili çalışmalarınız var mı? Var. Ne yaptın? Ata tohumu ektiniz mi? Ektim denemek için. Ne kadar, kaç dönüm ektiniz? 20 dönüm. 20 dönüm ekmiş. Mehmet Bey'in araştırmaya sonsuz tarafı açık, sabit fikirli değil. Anladığımız kadarıyla, konuştuğumuz kadarıyla. Evet. Çiftçilere, özellikle çiftçilere detayına, püf noktasını söyleyebileceğim bir konu var mı? İleriki zamanlarda söyleyeceğim onlara da. Biraz gizli mi kalsın diye. Biraz gizli kalsın. Size köylünün bakışı neydi? Köylü ne diyor size mesela? Ya şu anda köyümden tarafı rahatım. Akarçay'dan tarafı rahatım. Hiç yani sıkıntı çıkartmıyorlar da. Siz bu işi yaparsanız yaylacılık bitecek Mehmet Bey burada. Yaylacılık bitmeyecek. Aslında yaylaya da çıkacaklar yazın. Öyle mi? Tabii çıksınlar yaylaya. Yaylada da güzel otlar var. Orada fazla gezdirmeden ama. Çok dolaştırdık için hayvanı çok yoruyor. Ne sütü ne eti üstüne geliyor. Yani çok gezen hayvanın eti de sütü de az olacak. Az olacak. Bu anlamda projeniz var. Evet. Bu proje gerçekten önemli. Tebrik ediyorum sizi. Yapacağım ve aldım ve bir tır geldi. Bir tırda saatin burada şeyimiz var, gürbemiz var. Bunu aynı 25 kilodan atacağım. Buradaki yerlere bak, böyle yerlere yapacağım hep. Organik tarım düşünüyor musunuz gübre haricinde hayvan gübresiyle ilgili? Öyle düşündünüz mü? Şeyde hayvanları yaptığımız zaman, o zaman düşünüyorum. O zaman düşünüyorum. Sevgili dostlarımız, Almus Güney sahilinin tam karşı tarafında bulunan Kuzey Sahil yolundan bir taraftan Mehmet Bey başladı. Bir taraftan Kümel önünden çıktı. Acaba nereye kadar? Hubyar'a kadar gider belki de. Hubyar'a tekrar... kadar da geçen gün konuştuk bunu oğlumla. Hubyar'a kadar süreceğiz diye. Bu yöreye sahip çıkmak elbette ki güzel. Tabii. Yani şimdiye kadar kaç dönüm ektiniz? 3500 dönüm ektim, 1500 dönüm daha ekeceğim. Yani toplam 5000 dönüm. Bu sene 5000 dönüm. Önümüzdeki sene Allah büyüktür. Ama 10.000'e çıkmayı düşünüyorum. Sadece buğday mı ektiniz? Fi, arpa, mısır? Sadece şimdi buğday ektim. Önümüzdeki sene değişik pancarından, sıracından. Bunlar da projemde var hep. Seracılık projede var mı? Barajın kenarında çünkü burası. Yok, seracılık düşünmüyorum. Buğday, arpa, sıraç, pancar. Evet sevgili dostlarımız, çok yönlü Mehmet Güleç Bey, kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çok yönlü çalışıyor. Buraya bir hareketlilik gelecek mi derseniz, şahsen ben bir hareketlilik geleceğine inanıyorum. Buradan sonra Elpit Mahallesi'ni şöyle bir dolaşalım. Elpitliler mikrofonumuza neler söyleyecek, onları sizlere aktarmak istiyoruz. Size başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Verdi, yemek verdi, ekmek verdi, et verdi, kazma ile dövme dövme yiyince kıt verdi. Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır. Armutalan Mahallesi'nde dolaşmaya devam ediyoruz. Yanımızda Nurettin Bey var. Nurettin Bey yaz olduğu zaman geliyor. 12. ayda, 1. ayda İstanbul'a gidiyor. Ama köyün müdavimi gibi. Evet. Bu köyde çok günlerimiz geçti. 10 senede muhtarlık yaptım. 99-2009. Eski muhtarlar. Şimdi muhtarım, şöyle bir şey desek, Elpit'i bize şöyle kısaca anlat desek nasıl anlatacağız?
Vallahi anasını da kalım şimdi. Ne ile meşhur burası? Buranın çarkanası ile meşhur. Kuş bunu bekmez ile meşhur. Arazimiz güzel. Ova gibi. Ova gibi aynı. Lakin insanlarımız gençlik büyük şehirlere göç ettiğinden köyümüz 35 hane falan kalıyor kış mevsiminde. Sizin muhtarlığınızda düğünler oluyordu burada. Evet. Şimdi düğün de olmuyor. Düğünlerimiz falan hep İstanbul'da oluyor, büyük şehirde oluyor. Gençlik orada. Elpit dediğimizde o zaman sadece emekliyordu. Evet, emekliler var, yaşlılar var. Daha önceden 66'da bağlandı bu baraç. Barajın faydaları var mı? Baraj ne katıyor? Su ihtiyacımızı karşılıyor mu? Faydalanıyor mu? Öyle bir sulama teşkilatı yapamadık. Araziyi sulamak için bir teşkilat yapamadık. İnşallah ileriye dönülük yapabiliriz. Yani sahile gidip de bir sahilde eğlenebiliyoruz. Evet, gençlerimiz geldiği zaman. Gençlerimiz balık tutuyorlar. Sonra yaz geldiği zaman baraja giriyorlar. Serinlemek için. Piknik alanlarımız var. Geleneksel olarak her yıl yapmak zorundayız. Yapıyor yani. Yapıyorsunuz. Gençliğimize geliyor İstanbul'da. Evet, Derneğe de buradan sevgiler selamlar gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz. Köyümüzde elbette ki piknik ya da festival yapılması önemli. Yeni dernek başkanımız da seçildi. Veysel Demirtaş. Ona da hizmetlerini bekliyoruz. Çocuklarıma, eşime, dostuma, canıma, ciğerime, sevdiklerime selam ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Komşuların hepsine selam. Yazın gençlerimiz köye geliyor. Köy bayağı kalabalık oluyor. Gençlerimiz köyü seviyor bayağı. Gençlerin eğlence yeri neresi? Eğlence yerimiz Tepeburnu var. Tepeburnu ne evet. Tarafta? Karşıda kalıyor. Akarçay tarafında. Evet. Bizim köyümüz hem sahil olarak hem ilçeye yakın, kasabaya yakın. O yüzden yol üstü olduğu için talep köyümüzde çok oluyor bizim. Yayla havaları burada iyi. İyi, güzel. İyi türküler söylüyorlar. Söylüyorlar, evet. Yaylaya nereye çıkıyorsunuz belki? Bizim köyümüzün yaylası yok. Yok mu? Zamanında satmışlar yaylasını. Kendisi dumanlıdaymış. Yayla. Evet, kendisi zaten yayla köyümüz. Zamanında dumanlıdaymış bizim yaylamız. Orayı satmış eskiler büyükler. Keşke de satmasalar. Ya tabii keşke satmasaydılar ama bizim köyümüzün her yeri yaylaşıyor. Baksana şu manzaraya bak. Manzara taşlara bak. Yayla dursaydı yaylaya gider miydin? Giderdik. İçinde büyükte kalıyor mu böyle? Ya bir baraka yapardım diye ya, düşünüyor musun? Tabii ki yaparım baraka. Bir gece kondu tarzında bir şey yapardım. Güzel olurdu. 3 gün dururduk orada. Ya tabii ki. Tabii ki. 3 gün bir hafta durduk. Yaylasına sahip çıkmayan köylülerimize buradan duyurulmuş olalım. Evet. Gençler yayla kültürüne elbette ki sahip çıkıyor. Daha çıkıyorlar tabii ki çıkıyorlar. Değil mi? Evet çıkıyorlar. Ama gençlerin özellikle eğlenilebileceği yerlerde yapılması lazım köylerde. Ya yapılması lazım. Bizim köyümüz onlar yaptı köyümüzde zaten. Gençlerin eğlence. Festival alanından başka bir eğlence yeri var mı gençlerin? Yok. Evet böyle sevgili dostlarımız biraz daha gezelim. Bir sahile doğru şöyle bir uzun alın bakalım. O yöre türkülerimizden neler var? Seher gibiden bir selam yolladın da almadın sen. Almadın sen. Yaktın bu sinemi de gülüm gülüm küle döndürdün. Yanan yüreğimi de görmedin mi sen? Görmedin mi sen? Burada duruyorum. Neler yapıyorsun? Ne yaparım? Emekli ayrıldık geldik. Çoluk çocuğu İstanbul'a yerleştik. Şimdi köyde yerleştim. Burada duruyorum yani. Hayvan var mı? Var. Hayvan da var. Onlarla idare ediyor. İşte vakit geçiyor onlarla. Emeklimize Allah'a şükür. Emekli de var. Geçirip evet, gidiyor diyor. Geçirip gidiyor Allah'a çoluk şükür. Çoluk çocuk İstanbul'da. Çoluk çocuk İstanbul'da. Kırılma hayvan sen buradasın. Evet. Öyle mi? İkimiz buradayız evet. Ana nerede ana? Orada evde açtı. Ben de mahalleye... Biletleri sayıyormuş o. Evet, ben köy içine çıktım diye gezmeye çıktım. Tavukta var mı emmi? Var, tavukta var, hepsi de var. Tamamen köye yerleştik. Yaz evet. Kış buradayız diyor. Keyfimizde evet. Diyecek yok diyor, öyle evet. Mi? Teşekkür çok ederim. Çok güzel. Buradan da toruna tosuna selamları göndererek. Hepsine beni tanıyan, beni soran herkese teşekkür ederim, selamlarımı söylüyorum. Tüm Elfitlilere evet, selamlar olsun Elfitlere, diyor. Evet, Elfitlere, evet. Efendim merhaba. Merhaba. Sizi hoş, tanıyalım. Hoş geldiniz önce. Hoş gördük. Selahattin Ünver. Selahattin emmi merhaba, nasılsın, ne diyorsun? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nasıl geçiyor burada hayat? Emekli işte. Bir emekli nasıl geçiriyorsa aynı şekilde yaşamımızı sürdürüyoruz burada. Burası emekli yurdu mu? Emekli yurdu oldu.
İstanbul'da emekli olduk, geldik burada, evlerimizi yaptırdık. Her bir şekilde hayatımız devam ediyor. Evet. Buradan da mesajımızı tüm köylülerimize gönderelim. Herkese selam. Herkes gelsin, evini barkını yaptırsın. Emekli olanlardan bahsediyorum. Gençler zaten çalışmaya devam eder. Gençler de gelsin. Gençler gel. O yazın gelecekler, mutlaka görecekler. Gençler gelmeden evet. Bu iş olmaz. Buranın havasını teneffüs edecekler, hiç çaresi yok. Bu anlamda buraya evet. Gelmesi için gençler. Hiç kimse Bodrum'da rahat edemez. Burada doğduysa buraya geri dönecek. Torunlarım var, kızlarım var. Hep selam eder, gözlerinden öperim Almanya'da. Bir yavru yolladım gurbet ellere, ameneti boynuma bozattı hızır. Seni bekçi derler, yüce verirler, ameneti boynuma bozattı hızır. Komutayım gitmeden gel. Bir yavru yolladım da gurbet ellere, anam ellere. Emaneti sana da bozatlı hızır, bozatlı hızır. Seni bekçi derler de anam anam yüksek bellere. Emaneti sana da bozatlı hızır, bozatlı hızır. Seni bekçi derler de anam 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 yüksek bellerde. Emaneti sana da bozatlı hızır, bozatlı aslana ceylanı dost eder yolum, elbette bu yola hüdos kurban olurum. Cümle kusur kemlik bende bulurum, insanı kamilden erden gelirim. Öz canım bu yola kurban olurum. Hünkar Hacı Bektaş. Ama her kişi nasip etsin. Pirden gelirim. Evet sevgili dostlarımız, bu yörede Hamza Aptal dediğimizde farklı algılanıyor elbette ki. Hamza Aptal inanç kültürümüzde önemli bir yeri var. Önemli yeri olan Hamza Aptal da Mihriban Ana'nın ve Saniye Ana'nın lokmasını Hamza Aptal kabul etsin niyetlerinizi diyoruz. Teşekkür helal, ediyoruz. Helal olsun. Hepinize helal olsun. Eyvallah. Sağ olun, var olun. Sağ. Ayaklarınıza sağlık buralara kadar geldiğiniz için. Çok teşekkür ederim. Kötülüğe perde kılıf bulmayız. Hünkar Hacı Bektaş birden gelirim. Şimdi yanımızda muhtarımız var. Armutalan muhtarı. Merhaba. Merhaba. Muhtarım nasılsın? Erkan Salman ismim. Armutalan muhtarım. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Genç muhtar her yerde göremiyoruz. Armutalan'da genç bir muhtar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu dönem böyle oldu. İyi. İyi çok şükür. Köyümüzü bayağı bir gezdik. Evet. Köyümüz turistik yer. Köyümüz korum itibariyle güzel. Evet. Korum itibariyle güzel. Almusa yakın, Akarşı'ya yakın, ne bileyim bir çevre, coğrafi güzellikleri falan. Coğrafi olarak iyi bir konumda yani. Kaç hanemiz var muhtarım? Şu an yaşayan, mesela şu an kış 45-50 hanemiz var. Yazın bu rakam her köyde olduğu gibi çoğalıyor. Kaça çıkıyor? Ya 300'e 350'ye çıktığı oluyor. Maşallah. Hı-hı. Kalabalık oluyor. Kalabalık yani. Oluyor evet. Gençler köye geliyor mu? Gençler köye geliyor. Dernek vasıtasıyla eğlencelerimiz oluyor. Onlara geliyorlar. Olmasa da herkes tatilini illaki bizim köyün adamına para da versen, git Antalya'da otelde yer ettim sana desen gitmez, köyüne gelir. İlla da elde. Bizim köylülüğümüz öyle. Peki gezilecek, görülecek yerlerden bahsedelim biraz da. Ya bizim Hamza Aptal türbemiz var. Mesela çevre illerden de çok gelen olur.
Samsun'dan, Sivas'tan, Amasya'dan festivallerimiz var. Önceki dernek yöneticimizin yaptığı bir şeyimiz var. Artı köyün kendi doğal güzellikler işte, bir çevresi. Sahilimiz var. Tabii tabii, barajımız var. Zaten başlı başına armut alan bir ova. Tabii tabii, aynen öyle. Dedim ya, coğrafi şey çok güzel. Baraja daha bir güzellik katıyor buraya. Buranın konumu bu. Gençlerin özellikle köyümüze bakışı önemli. Yani bu köyün akıbeti, geleceği anlamında söylüyorum. Gençlerimiz, ben birçoğundan duyuyorum ki burada yaşamayı çok istiyorlar. Buraya taşınmayı, burada hayatları sürdürmeyi çok istiyorlar. Yalnız buranın tek kötü yönü, Almus'ta çok çok gelişmiş bir yer değil, iş sahasının olmayışı. Yani benim bildiğim, konuştuğum gençler, ki ben de dün kadar İstanbul'da yaşıyordum, herkes köy için can atıyor. Yani gençlerimizin bakışı bu. Herkesin ilk fırsatla gelmek istediği yer köy. Yani bir işe girişmiş Mehmet Güleç Bey. Evet. Yani büyük bir anlamda tarım işine girişmiş. Ona nasıl bakıyorsunuz? Mehmet Bey, ben de elimden geldiği kadar muhtarlığımı kullanarak destek olmaya çalışıyorum. Şu ana kadar bizim bilmediğimiz, yanlış bildiğimiz tarımı adam bugün bayağı bir para bağlayarak doğru şekilde yapmaya çalışıyor. Hani burada amacımız da şu, ben de destek olmamdaki şey de şu. Köylümüze faydalanabilir bundan. Ne bileyim, şu an biz hayvanlarımıza satın aldığımız yem 450-500 lira bugün bir çuval yem. Mehmet Güleç'in üreteceği, mesela ekeceği yem bitkileri ondan çok çok daha kaliteli ve ucuza mal olacak. Biz de köylü olarak bundan faydalanacağız. Artı şu an yanında bildiğim kadarıyla birkaç kişi çalıştırıyor. Maaş veriyor bu insanlara, bu adam geziyor. Atıyorum, burada bir iş sahası yok ya, ormana gidecek, ormanda iş biterse. Yani iş sahası açılmış oluyor. İş sahası açılmış olacak ki bunu daha ileriye götürmeyi düşünüyor. Evet. Mehmet Güleç. Bunu da biliyorum yakından. Peki Sayın Muhtarım, köylülerimize, özellikle gençlere köyümüzün geleceği, akıbetiyle ilgili bir mesaj uçurmaya çalışsak ne söylersin? Şunu söylerim, Mehmet Güleç gibi adamlara hep beraber destek olmalıyız. Çünkü arada çatlak sesler de çıkıyor. İşte arazilerimizi, hayvanımızı nerede tutacağız gibisinden falan filan. Bizim Mehmet Güleç gibi adamlara sahip çıkmamız lazım. Köyün gençlerinin de köyüne sahip çıkması lazım. Armutalan mahallemizde şimdi yanımızda bir tarafta Arif Hanım var, bir tarafta muhtarımız, bir tarafta da köyün bağlama ustası var. O da gurbetten geldi kendisi. Dilerseniz önce Elbit'te orkestrayı tanıyalım önce. Orkestrayız ya. Merhaba. Merhabalar, ismim Cemal Gürel. Cemal hocam merhaba, nasılsın? Merhaba, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız, iyisiniz? Elbit Orkestrası. Elbit Orkestrası'nı kurmaya çalışıyoruz. Daha Kurabildim. Yeni geldik, öyle diyelim. Evet. Kurabildiniz mi? Orada Murat Can var, burada Özcan var. Kuracağız, genişleteceğiz. Hayır. Ve biz bu konsepti biraz daha genişletip kadın korosu kurmayı da düşünüyorum mesela burada. Büyük bir eylem yapacağım. Hep birlikte Hamza Aptal'ın sahiline gidip de orada bir deyi söylesek de iyi olur. O da olur. Değil mi? O da olur. Evet. Ne yapıyorsunuz buraya geldiniz? Gerçekten işin şakası şamatası. Evet. Siz gurbetten buraya geldiniz. Tam anlamıyla yerleştiniz mi? Tam anlamıyla yerleştim. 7-8 ay oldu buraya geleli. Keşke daha önce gelseydim diyorum. 8 aydır buradayım ve hayat burada güzel. Kesinlikle. Neyi güzel Buranın havası güzel, suyu güzel, barajımız var biliyorsunuz. Balık tutmaya gidiyorum, zaman geçiriyorum. Alıyorum bağlamalarım, gördünüz 25-30 tane bağlamam var. Her gün biriyle dertleşiyorum, her saat biriyle dertleşiyorum. O zaman şöyle diyelim. Zamanım güzel geçiyor yani, öyle söyleyeyim. Şöyle hayat bana güzel. Aha. Sevgili dostlar, gönül ne çay ister, ne çayhane. Gönül muhabbet ister, gerisi bahane. Aslında buranın muhabbeti tatlı olduğu için, eş dost burada olduğu için bu şekilde. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle öyle. Yani bura anlatılmaz yaşanır diyorum. Memleketimiz çok güzel. Almus 1 numara, 10 numara. Almus Barajı'nın etrafı 10 numara. Evet. Vardım, akarçayı seyran eyledim. Taşına toprağına kurban oldum. Saygıyla, hürmetle analım Mahsuni Şerif'i de. Ama sazımızla sözümüzle bir devam edelim mi? Evet, biz size yöremizden bir türkü söyleyelim. Buyurun. En güzeli. Siz de bu arada hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Başındaki yazmayı sarıya mı boyadın? Ohoy. Evet. Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Neden sararıp solunda sevdaya mı uğradın? Yola yola
yolladım seni de yollar yormasın seni. Yola yolladım seni de yollar yormasın seni. Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni. Hızır elinden tutsun da bana yollasın seni. İşliğimin yakası da sıra sıra nakış yar. İşliğimin yakası da sıra sıra nakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Kurban olan boyuna da o ne biçim bakış yar. Tokat'tan mı geliyon da kız sen al muslu musun? Tokat'tan mı geliyon da kız sen al muslu musun? Ben seni alacağım da sen bana varır mısın? Ben seni alacağım da sen bana varır mısın? İstanbul'da Fariz Özbaşoğlu'na, Ali Özbaşoğlu'na, Hazine kızıma, hep Ühran'a, hep kızımlarıma selam söylüyorum. Şimdi sevgili dostlar, Elbit'in önemli isimlerinden bir tanesi Dozerci Hasan dedim mi tanımayan yok. Ne diyeceğim? Dayıları da kayıştı tabii. Kayıkçı. Kayıkçı. Heh, aynen evet. Da kayıkçıymış. Şimdi bu köyün eskiden değirmenleri vardı. Evet. Sel değirmeni vardı ileri Zorlu yolunda. Öyle mi? Şimdi su o kuru, değirmenler ne oldu? Su kurudu. Değirmenler iptal oldu. İptal oldu. İptal oldu. Elektrik değirmenleri devam ediyor mu? Yok. Biri devam ediyor. O da çalıştırıyor. Bakan yok. Çalıştırırsa çalıştırıyor. Çalıştırmazsa çalıştırıyor. Aynen öyle. Köyde düğün müğün de olmuyor. Düğün oluyor. Oluyor mu diyor? Oluyor. Düğün olur. İyi, bu köyü bize anlat deseler üç kelimeyle nasıl anlatırsın? Köyümüz çok iyiydi, halkı daha iyiydi, yerleşim yeri daha güzeldi. Köyümüzün halkı kadar dürüst, böyle namuslu, edepli adam yoktu. Köyümüzü böyle tarif etti. Bu derede en şey böyledir. Yani. En güzel köy burası. Evet. Dünyanın orta merkezi. Aynen. Öyle diyor Nasrettin Hoca. Acaba nereye selamları uçuralım, onu da alalım. Yolumuza devam edelim. Beni tanıyan tüm arkadaşlara selam söylüyorum. Köy hizmetten, müdürüne, amirine, memuruna, İstanbul'da yeğenlerime, anladım. Hepsine selam söylüyorum. Peki, teşekkür ediyorum. Bir dalın üstünde de anam anam üç kekli götürür. Bülbül gülüm içinde ahuzar eder, ahuzar eder. Duymadım sen, duymadım.